Kulak iltihabı nedir? Akut otitis media özellikle çocukluk çağında çok şiddetli kulak ağrısı, yüksek ateş ve işitme kaybı ile seyreden bir hastalık. Çocuğumuz birdenbire kulağının ağrıdığını söylemeye başlıyor. Sonra bu ağrı giderek artıyor ve çocuk ağlamaya başlıyor. Ağrı bir noktaya kadar artıyor. Bu tepe noktasında kulak zarında küçük bir delik oluşuyor. Ve bu iltihabi sıvı, orta kulakta biriken iltihabi sıvı bu kulak zarındaki oluşturduğu delikten yavaş yavaş dışarı akmaya başlıyor. Bu evreden sonra biz çocuğun kulağında akıntı görüyoruz. Bu akıntı kanlı da olabiliyor veya değişik renklerde, sarı renkte veya şeffaf, seröz dediğimiz bir akıntı da olabiliyor. Akıntı başladıktan sonra kulak zarındaki gerim azalacağından dolayı çocuğun ağrısı da azalıyor. Ve hani ateş de, ağrı ve ateş azalarak çocuğun şikayetlerinde bir miktar azalma görüyor. Ama tabii ki hastalık tamamen düzelmiyor. Orta kulak iltihabı da çoğunlukla dediğimiz gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir komplikasyonu olarak gelişebiliyor veya tek başına kendi halinde de gelişebiliyor. Risk faktörleri nelerdir? Özellikle hani çocuğun geniz etinin olması, üst solunum yolu enfeksiyonları geçiriyor olması veya çocuğun alerjik olması bu orta kulak iltihabı için predispozisyon yaratan faktörlerden. Tedavisinde ne yapıyoruz biz orta kulak iltihabında? Tabii ki belirli mikroorganizmalarla gelişen bir enfeksiyon. Yine aynı mikroorganizmalar, streptokoklar, hemofilus influenza veya moraxilla catarrhalis dediğimiz bakterilerle kaynaklanıyor çoğunlukla. Ve bunlara yönelik biz antibiyotik tedavisi başlıyoruz. Kulak muayenesiyle tanısı konuyor. Kulağın otoskopik muayenesinde biz kulak zarının şiş, kızarık ve bombe şekilde görüyoruz. Bazen kulakta akıntı oluyor gördüğümüz zaman çocuğun. Akıntıyla gelmiş oluyor bize. Akıntıyı biz temizliyoruz. Ondan sonra kulak zarını değerlendiriyoruz. Bir delik var mı, perforasyon var mı? Ona bakmamız gerekiyor. Eğer böyle bir durum varsa kulağa su kaçırmaması yönünde aileyi telkinlerde bulunuyoruz. Kulağa su kaçırmak çünkü enfeksiyonu şiddetlendirebiliyor. Tedavisinde yine üst solunum yollarının ödemini azaltıcı dekonjestan ilaçlar, burundan kullanılabilecek şekilde spreyler. Tabii ki en başta en temel tedavi olarak antibiyotik tedavisi orta kulak iltihabında ağrı kesici ilaçlar, ateş düşürücü ilaçlar kullanıyoruz. Orta kulak iltihabının bir diğer formu da özellikle geniz eti olan çocuklarda orta kulakta ağrısız, sızısız, ateş olmadan hiçbir şekilde bir belirti ve tek belirti olarak işitme kaybı şeklinde kendini gösteren seröz otit dediğimiz bir durum var. Bu seröz otitte hangi durumlarda oluyor? Özellikle geniz eti olan çocuklarda, alerjisi olan çocuklarda. Onun dışında evde sigara içiliyorsa, çocuğun yanında sigara içiliyorsa bu durumda bir risk faktörü. Onun dışında kreşe giden çocuklar yine seröz otit geliştirmeye müsait oluyorlar. Dediğim gibi risk faktörleri kabaca bunlar olarak söyleyebiliriz. En önemlilerinden birini de belirttiniz hocam, sigara dediniz. Aynen. Evde sigara içilmemesi lazım. Artık bizim söylememize gerek yok. Her yerde billboardlarda yazılıyor zaten. Sigara içmeyeceğiz çocuğumuzun yanında özellikle. Onun dışında seröz otiti olan çocuk sadece işitme kaybıyla kendini belli ediyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Çocuk mesela sizi seslendiğiniz zaman duymuyor. Hiç ağrısı, sızısı, hiçbir şeyi yok çocuğun. Sadece sizi duymuyor. Sesleniyorsunuz, bakmıyor. Umursamıyor mu acaba falan diyorsunuz. Veya televizyon izlerken çizgi filmin karşısında sesini çok yüksek açma gereği hissediyor. Anne duymuyorum, baba duymuyorum diye size söylüyor. Böyle olduğu zaman çocuğun mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Onun belli bir yaşı var mı hocam? Seröz otiti yani bebeklik çağından yani itibaren biz görebiliyoruz. Yani 1-2 yaşlarından itibaren biz çok sıklıkla görüyoruz. Tabii ki işte geniz etinin kaybolmaya başladığı yaşlarda da seröz otitin sıklığı azalıyor. Çünkü hani çoğunlukla geniz etine bağlı. Bu östaki borusundan sağlanan orta kulak havalanmasının yeteri derecede yapılamamasına bağlı gelişen bir
enfeksiyon. Bazen işte orta kulak iltihabından sonra da bir komplikasyon olarak serozotit görülebiliyor. Böyle durumlarda serozotit olduğu zaman ne yapmamız gerekiyor? Biz bakıyoruz çocuğun işte kulak muayenesini yapıyoruz. Geniz etinin muayenesini yapıyoruz flexible endoskoplarla. Geniz eti olabilir veya olmayabilir. Kulak muayenesinden sonra timpanometri dediğimiz orta kulağın basıncını ölçen bir testimiz var. Timpanometrik inceleme yapıyoruz. Timpanometride eğer düz çizen bir eğri görürsek veya tip C veya tip AS gibi bir eğri elde edersek o zaman serozotit tanısını koyuyoruz. Tedaviye başlıyoruz. Tedaviyi nasıl yapıyoruz? Öncelikle ilaç tedavisi veriyoruz. İlaç tedavisinde alerjik ilaçlar, dekonjestan ilaçlar. İlk başta hani antibiyotiğin yeri tartışmadı serozotitte. Ama ben hani kendi pratiğimde bir doz antibiyotik tedavisi de veriyorum hastalarıma. Onun dışında alerji ilaçları, burun spreyleri kullanıyoruz. Bu şekilde hastamızı takip ediyoruz. Bir ay, iki ay, maksimum üç aya kadar takip ediyoruz. Eğer üç ay sonrasında verdiğimiz tedavilere hiçbir yanıt alamazsak, o zaman diyoruz ki bu çocuğun işte kulak iltihabını bizim cerrahi olarak düzeltmemiz lazım. Bu durumda da ne yapıyoruz? Eğer çocuğun geniz eti varsa öncelikle geniz etini tabii ki alıyoruz ameliyat sırasında. Geniz eti ameliyatına ek olarak kulağa tüp takıyoruz. Bu tüp ne anlama geliyor? Şimdi orta kulak bir boşluk. Bir odaya benzetirsek kulak zarı da odanın penceresi. Bu odanın içinde bir hava var. Bir de pencereden dışarıda bir hava var. Bu iki ortamdaki havanın birbiriyle basıncının eşit olması gerekiyor. Normalde odanın içindeki hava basıncı odanın kapısından sağlanıyor. Bu üstteki borusu dediğimiz burundan gidiyor hava kulağa. Dış ortamdaki hava basıncı ile iç ortamdaki hava basıncı dengeleniyor. Eğer odanın kapısı kapalıysa biz odanın içindeki havanın basıncını değiştiremiyoruz. O yüzden camda bir delik açıyoruz. Yani kulak zarı üzerinde küçük bir delik oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz deliğe yani kontrollü bir kesiyle, cerrahi kesiyle bir delik açıyoruz. Ve bu deliğe küçük bir halka, tüp yerleştiriyoruz. Bu tüp vasıtasıyla hava alışverişi sağlanıyor. Orta kulak basıncı, dış atmosfer basıncına eşit olduktan sonra mukozanın ödemi azalmaya başlıyor. Mukoza ödeminin bertaraf edilmesinden sonra da zaten sıvı tahliye oluyor. Ve bir şekilde orta kulak basıncı normale geliyor. Çocuğun kulakları tekrar titreşmeye, çocuğun kulağı tekrar duymaya başlıyor. Bu tüp takıldıktan sonra 6 ay ile 1 sene arasında tüpün çeşidine göre farklı farklı tüpler var. Çeşidine göre değişiyor ama bizim taktıklarımız genellikle ortalama 6 ay ile 1 sene arasında orada kalıyor. Ondan sonra 6 aydan sonra atılabiliyor veya hani 1 sene içinde maksimum biz bekliyoruz. 1 sene sonrasında eğer tüp hala atılmadıysa bazen başımıza geliyor böyle durumlar. Biz onu cerrahi olarak çıkarıyoruz. Bazen daha fazla beklediğimizde oluyor. Çocuğun durumuna göre, kulağın durumuna göre biz bu tedaviyi yönlendirebiliyoruz. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel bilgiler verdiniz ki bize. Üst solunum yolu enfeksiyonları çok derin bir mevzu. Derin bir yani konu. Çok daha bize böyle şey gibi geliyor. İşte sadece grip ve nezle. İşte gideceğiz, doktorumuzdan, hekimimizden ilaçlarımızı alacağız. Belli bir süreç içerisinde bunu yaşayacağız. Sonra da işte C vitaminleriyle, takviye vitaminlerle de bu yol süreci geçireceğiz diye düşünüyoruz. Ama ki öyle değil. İşte Mustafa hocam her şeyi ince ayrıntısına kadar anlattı. Çok önemli konu üst solunum yolu enfeksiyonları ve birçok hastalığa sebep ve etken oluyor. Tabii ki. Birçok birbirinin komplikasyonu halinde gelişen bir hastalık silsilesi bir kısmı. Bir kısmı tamamen birbirinden ayrı, bağımsız, farklı mikroorganizmalar tarafından tetiklenen, gerçekten yani sebep olunan birçok farklı enfeksiyon hastalığı. Hepsini beraber biz üst solunum yolu enfeksiyonları olarak tartışıyoruz. Bir de tabii ki üst solunum yolu enfeksiyonları demişken özellikle çocuklarda kurup, larenjit ve epiglotit dediğimiz rahatsızlıklar var. Bunlar da çok tabii ölümcül olabilen şeyler. Özellikle epiglotit dediğimiz hastalık. Bunun belirtileri nelerdir? Şimdi anneler mutlaka izleyebilirler. Öncelikle kurup'dan bahsetmek lazım. Kurup dediğimiz bölge yine larynx dediğimiz yani gırtlak bölgesinin iltihabı.
Burada çocukta en özel, en önemli özellik, en belirgin, bariz şekilde hastalığı belli eden şey havlar tarzda, sanki adeta bir köpek havlamasına benzeyen bir öksürük oluyor çocukta. Biz bu öksürüğü gördüğümüz zaman, duyduğumuz zaman zaten direkt tanıyı koyuyoruz. Çok belirgin, yani tipik bir öksürüğü var. Onun dışında yüksek ateş yapabiliyor ve hani solunum yolu enfeksiyonu olduğu için, daha doğrusu ses tellerine direkt etkilediği için, ses kutusunu, larynx, gırtlağı etkilediği için solunum sıkıntısı da yapabiliyor. Çoğunlukla hani viral oluyor ve hani destek tedavisi gerekiyor. Bazen soğuk buhar veriyoruz, ödem azaltıcı tedaviler, işte nebulizatörle, yani hava yoluyla verilen ilaçlarla tedavi ediyoruz. Bir de epiglotit dediğimiz bir rahatsızlık var. Bu da larynx bölgesinde, gırtlağın girişinde epiglot dediğimiz yapraksı bir kıkırdak var. Bu kıkırdağın iltihabı, bunun, bu hastalığın, epiglotitin özel bir şeyi var, etkeni var. Hemophilus influenza dediğimiz bir durum, bir bakteri. Bunun da çok özel bir enfeksiyon, çok yüksek ateş ve solunum sıkıntısıyla geliyor. Bazen hani muayene sırasında bile hasta tıkanabiliyor. Çok ciddi solunum problemleri sebep oluyor ve hani hasta tedavi edilmediği takdirde, tanınamadığı, tanısı konulamadığı takdirde hayatıyla, yani hayatı tehdit eden bir enfeksiyona dönebiliyor. Böyle durumlarda biz hani hastayı derhal hastaneye yatırıp IV ilaçlarla, yani damar yoludan verilen ilaçlarla tedavi etmemiz gerekiyor. Yani üst solunum yolu enfeksiyonu dememek lazım. Gerçekten çok ciddi solunum yolu problemleriyle beraber seyredebilen, hayatı tehdit eden enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Enfeksiyonlar var içinde, yani üst solunum yolu enfeksiyonları. Evet, biz o zaman ne diyoruz izleyenlerimize? Kış aylarında kendinizi mutlaka koruyun. Tabii ki kış aylarına girmeden belirli önlemler almak, tavsiyelerde bulunmak gerekirse öncelikle sigara içmeyelim. Çocuklarımızın yanında sigara içirmeyelim, içmeyelim. Onun dışında iyi beslenmeye de dikkat edeceğiz. Bol sıvı, işte meyve, sebze, taze C vitamini, vitaminlerden, işte minerallerden zengin besleneceğiz. Onun dışında bu dönemde bu takviye vitaminler var. Onlardan da kullanabilir miyiz? Takviye vitaminler sonuçta hani ticari preparatlar, hani belirli oranlarda faydaları var tabii ki. Sonuçta piyasaya sürülmüş ilaç gibi kullanılan maddeler. Ama ben eğer hani bağışıklık sistemiyle ilgili bir problemi olmayan normal sağlıklı insanlarda ekstra böyle hani hap olarak vitamin takviyesinin çok fazla gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hani ondan alacağımız vitaminleri gayet hani dengeli beslenerek normal gıdalardan alabileceğimizi düşünüyorum. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Güzel bilgileriniz için, mesajlarınız için. Ekranları başındaki izleyenlerimiz, ben eminim ki bugün solunum yolu hastalıkları ile ilgili, enfeksiyonları ile ilgili çok güzel bilgiler edindiler. Kendilerini koruyacaklar. Kış aylarına girerken kendimizi daha sağlıklı, daha dinç, daha böyle hareketli bir şekilde bir kışa geçireceğiz herhalde. İnşallah hastalıklardan korunacağız ama grip bir şekilde herkesi buluyor. Evet. Yani sinemaya da gitseniz veya işte oturduğunuz yerde de sizi gelip bulabiliyor. Gripin hani gripten korunmaya çalışacağız tabii ki ama grip bir anda böyle hemen düzelmiyor. Bir hafta, 10 gün bir süre istiyor sağlıklı insanlarda da. Önemli olan gripin komplike olmadan atlatılması. İşte sinüzite veya akciğerlere inmesine, pnömoniye, zatürreye sebep olmadan bir şekilde vücuttan atılmasını sağlamak. Bunu da işte yaparken iyi beslenmek gerekiyor, dinlenmek gerekiyor, istirahat etmek gerekiyor. O süreci ilerlenmek iyi derler, iyi geçirmek gerekiyor. Peki efendim, tekrar çok teşekkür ediyorum Mustafa Hocam. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.